Glutensiz lezzetlerden herkese merhaba. Bugün glutensiz çikolatalı muz tarifimiz var. Tarifimizde pastörize edilmiş yumurta kullandık. Pastörizasyon işlemini evde nasıl yapıyoruz? Videomuzun sonunda bulabilirsiniz. Muz için gerekli malzemeler 3 adet pastörize edilmiş yumurta, 300 gram glutensiz çikolata, 50 gram tuzsuz tereyağı ve isteğe göre de 1 çorba kaşığı toz şeker. Tereyağını ve çikolataları derince bir kapta gördüğünüz gibi eritmek üzere kaynayan suyun üzerine koyduk. Yumurtaların beyazlarını sarılarından ayırdık. Beyazların içine bir çorba kaşığı kadar şeker kullandım ben bugün ve gördüğünüz gibi yüksek devirde çırparak gördüğünüz kıvamı elde ettim. Artık çikolatalı musu küçük servis kaplarına aktarabiliriz ve buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra arzu ettiğimiz şekilde servis edebiliriz. Şimdi gelelim yumurtaları evde nasıl pastörize edebiliriz? Bunu sizinle paylaşıyoruz. Derince bir tencereye yumurtalarımızı yerleştiriyoruz. Üzerini kaplayacak şekilde oda sıcaklığındaki suyu ilave ediyoruz. Bir mutfak termometresine ihtiyacımız var. Bu termometreyi de gördüğünüz gibi tencereye yerleştiriyoruz ve ocağın altını açıyoruz. Ayrı bir kapta da buzlu su hazırlıyoruz. Bu buzlu suyu az sonra kullanacağız. Su 57 dereceye ulaştığı zaman 3 dakika tutuyoruz ve suyun sıcaklığını 57 ile 60 derece arasında tutmaya çalışıyoruz. Gerektiği zaman ocağın altını kapatıp gerektiği zaman da bu sıcak suya biraz soğuk su eklememiz gerekebilir. Jumbo boy yumurtalar için de 3 yerine 5 dakika tutmamız gerekli. Evet, ben bu boydaki yumurtalar için 3 dakika tuttum. Yumurtaları sonrasında buzlu suda tamamen soğuttum ve pastörizasyon işlemimiz tamamlandı. Yumurtaları temiz bir bezle iyice kuruluyoruz. Dilerseniz hemen kullanabilirsiniz. Dilerseniz de buzdolabında yaklaşık 2 hafta kadar saklayabilirsiniz. Umarım tariflerimiz sizin için faydalı olmuştur. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.